Sebzemi kurutucuya koydum, kurur birazdan. Beni çıldırtan o kokun, her yere sinen o muhteşem kokun. Beni her yerde takip eden. Neden kaçıyorsun benden? Seni çok seviyorum. Hatta kendimden bile daha çok seviyorum seni. Kaçsak mı? Kaçırsam mı ben seni ya? He? Hemen şimdi kaçsak mı? Ne dersin? Nereye? Nereye istersen. Galapagos olabilir mesela. Ya da seç bir yer. Yani herhangi bir yer. Ben de olmak istediğim. Burası. Evet. Tam burası. Burası bana yeter. İçeri girebilir miyim? Lütfen hayır deme. Gel bahçeye geçelim. Nedir? Konuşacak mısın? Aslında nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bu sefer hangi söylediğin yalanı itiraf edeceksin? Bu zamana kadar saçmaladığım her şey, söylediğim bütün yalanların açıklaması burada. Ben gerçekten bir oyuna getirildim. İnan bilmiyordum. Eğer bilseydim buna asla izin vermezdim. Neden bahsediyorsun ya? Ne bu? Aslında bu konuşmayı Emre Bey'in yapması gerekiyordu ama yanaşmadı. Hoş. Dalga mı geçiyorsun ben? Ha? Nasıl hoş? Bu nasıl olur ya? Yo ben aldım. Gerçekten aldım. Dosyanın içindeydi. Sen şu saçmalıklarına bir son versen mi artık acaba ya? Yo yemin ediyorum. Yemin ediyorum yanınıza ben... Bunun içinde evrak vardı. Onunla gelmiştim. Söylediğin onca yalandan sonra buna inanacağımı mı zannediyorsun sen benim? Ya, ben duymak istemiyorum artık. Ben gerçekten koydum. İnan ben zaten her şeyi açıklamak için geldim ben buraya. Ay gerçekten üstüm mahvolmuş. Can senin tişörtünü giydim ama... Sani, senin ne işin var burada? Deren yemek getirdi bana da üzerine içki dökülünce mecburen üzerini değiştirdi. Evet, sakarlığım tuttu biraz. Allah'tan Can Bey size bu tişörtü vermiş o zaman. Ben vermedim. Ben giydim. Ben sizin sohbetinizi hiç bölmeyeyim. İyi geceler. İyi geceler. Yok yok, hiç rahatsız olmayın. Ben giderim. Gel devam edelim. Deren ben yiyeceğimi yedim gibi sanki. Ha, doydum. Dinlenmek istiyorum biraz.
tabii çok haklısın. Çok yoruldum bugün. O zaman şöyle yapalım. Ben hafif bir müzik açayım. Belki iyi gelir. Ya sen istiyorsan yine aç ama ben uyuyacağım. Ha, anladım. Ben de doydum zaten öyle aç gözlülüğüne diyorum. Çok sağ ol bu arada yemek için. Ne demek her zaman. O zaman ben gideyim. Okey. Üstümde kurumuştur herhalde. Giyineyim. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İçi boş dosyayı diyorsan ben onu attım şoför. Hayır hayır şeyi... Telefonumu unutmuşum içeride. Ha. İyi ben bakayım getireyim. Tamam. Unutmuşum. Şu meredi de. Ben baksam çünkü gezdiğim yerleri çok iyi biliyorum da ben. Oralara ben bakarım. Girebilir miyim içeri? Çok özür diliyorum, elim kaldı. Ben salona hiç girmedim. Mutfakta da olacağını hiç düşünmüyorum. Buralara da hiç gelmedim ki gerçi. Nerede bu telefon ya? Havuzda olacak hali yok herhalde. Yok. Yok bence telefonum burada senin. Mutfakta falan olabilir mi? Allah Allah! Nerede olabilir o zaman bu? Ben de sizin romantik sohbetinizi böldüm böyle. Bir şey böldüğün falan yok sana. Deren Hanım nerede? Ne yapacaksın Deren Hanım? Belki telefonu görmüştür diye. Bakıyordun en son telefonuna. Evet, telefon. Şaka gibi. Şapşal kafam burada. Orada mı çıktı o? Evet. Ben biraz önce baktım oraya yoktu. Herhalde yanına falan sıkıştı. Evet. Telefonu bulduğuna göre. Evet. Telefonu. Evet buldum. Gideyim o zaman ben. Okey. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Telefon bir anda sandalyenin üstünde çıktı. Allah nasıl oldu? Ay tansiyon düşer gibi oldu. O da Deren Hanım'a da iyi akşamlar diyemedim. Deren Hanım iyi akşamlar. Deren gitti sanırım. Çok iyi. Aa, telefonu bulmam çok iyi oldu. O zaman ben gideyim. Siz de biraz yalnız kalın. Kafanızı dinleyin biraz. Ne oldu? Sağ ol yani Cece. Önemli değil, ben her zaman yanımda. Şşt, tamam. Zaten Deren Hanım çıkmıştı. Niye vuruyorsun bana? Fikrim var benim. Vurulunca vuruyorum be.
Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğim sözcükler var. Küçücük şeyler belki. Ama günün bu saatinde anıt gibi duruyor. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Öyle sevdim ki seni. Öylesine sensin ki kuşlar gibi cıvıldar. Tattırdığın acılar. İki kalp arasında en kısa yol. Birbirine uzanmış ve zaman zaman. Ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Anki fıskiyesi sonsuzluğu. Keşke bunun için sevseydim seni. Bir çiçek duruyordu. Orada bir yerde. Bir yanlışı düzeltircesine açmış. İki çay söylemiştik, biri açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Can, Signor Fabri geldi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz? Teşekkür ederim. Buyurun. Ben son bir tur ortaklıkla ilgili sözleşmeyi gözden geçiriyordum. İstediğiniz bütün belgeleri hazırlattım. Bir kısmı burada. Detaylı dosyalarda maille gelecek. Siz buyurun inceleyin. Nedir? Ekip çok gergin canım. Anlaşıldı. Sen Signor Fabri ile giren, ben hemen geliyorum. Tamam. Arkadaşlar bir sakin. Bir sakin, herkes beni bir dinlesin. Soru nedir? Can Bey, arkadaşlar hiçbir şey bilmedikleri için biraz panik oldular. Yani kimisi kovulacağını düşünüyor, kimisi şirketin batacağını düşünüyor. Ben değil ama bazı arkadaşlar. Anladım. Arkadaşlar durum şu. Evet, zor bir süreç yaşadık. Ama battığımız falan yok. Hepiniz biliyorsunuz yeni bir ortağımız oldu Signor Fabri. Yani krizi çözdük. O yüzden şimdi herkes eskisinden daha büyük bir aşkla, daha büyük bir heyecanla işine sarılsın. Öyle korku senaryolarına falan gerek yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Can Bey. Ayrıca ben burada olduğum sürece hiçbirinizin işine son verilmeyecek. Hepinizin de maaşları zamanında yatacak. Tamam mı? Yaşadığımız zor günlerden çok daha güçlü bir şekilde çıkmasını bileceğiz arkadaşlar. Şimdi herkes çalışmasına devam etsin. Dedim, tedirgin olmamıza gerek yok dedim size. Evet. Bravo Can Bey. Güzel konuşma. Grazie. Ben düşündüm de bir parti versek. Hem ortaklarımızı kutlamış oluruz hem de çalışanlarınız için bir motivasyon olur ha? Bence harika bir fikir. Signor Fabri çok zarifsiniz ama bence hiç gerekli değil. Ama neden öyle söylüyorsun Can? Bak herkesin ne kadar morale ihtiyacı var. Hem basını da çağırırız. Böylelikle gövde gösterisi yapmış oluruz değil mi? Harika bir fikir. Tamam. İsterseniz partiyi ben organize edebilirim. Siz hiç zahmet etmeyin Derin Hanım. Ben kendim bizzat ilgilenmek istiyorum. Bu arada o zaman hemen zamanını kararlaştıralım. Önümüzdeki hafta sonu uygun mu? Durum böyleyken hiç uzatmayalım bence. Yarın akşam yapalım. Ben size mekanı bildireceğim. Tamam. Yarın akşam. Yarın akşam. Tamam o zaman. Sanem Hanım burada mı? Kendisiyle görüşmek istiyordum da. Sanem. Neden? Bir program yapacaktık. Program derken? Çayınız. Sanem. Hay Fabri. Sanem Hanım, ben de Can Bey'e sizi soruyordum. Beni mi? Neden? Çünkü bir program yapmamız gerekiyor. Parfüm üzerinde çalışmamız için. Bugün müsait misiniz? Bugün olmaz, ajansı işi var Sanem. Ne işi var Sanem'in? İşi var işi. Of of. Peki, sorun değil. O zaman hafta sonu yapalım. Hem ajanstaki işinizi de engellememiş oluruz ha? Olabilir. Evet. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Dosya. Buydu, tamam. Erin Hanım. Buyurun, ben sizi geçireceğim zaten. Buyurun, ben sizi geçireyim. Ne dedi? Ben kaçtım Deren, görüşürüz. Olur. Can Bey, çıkıyor musunuz? Hani benim işiniz vardı. Vazgeçtim sana. Vaz mı geçtiniz? Can Bey. Sonra CC. Can Bey. Sonra. Sonra. CC. Yok, şey değil. Evet. Bu işi de beceremedik.
Başka neler vardı? Tutu listimde. Efendim? Aa, bayağı bir şey yapmışsın. Yaptım, yaptım. Yaptım Sanem. Sanem, bir bombam var. Mevkibe Hanım'ın kampanyasını artık Can Bey yürütüyor. O yapacak. Ne? Ya. Resmen annemin kampanyasıyla mı ilgileniyor şu anda? Koskoca Can David Mevkibe Hanım'ın kampanyasına mal. Resmen böyle benimle ilgilenecek hareketler yapıyor değil mi? Evet. Neden? Neden? Çünkü sana çok aşık. Ben de ona aşığım, çok aşığım. Şşş, şş, dur. Çat, çat. Evet, Sanem. Çay. Bak çay diyor, bak çay, çay. Nasıl çay diyor, duydun mu? Aşkım der gibi çay diyor. Evet, el istiyor. Şşt, şşt. Ver bakayım şunu biraz. Sanem. Bakımlı olmak önemli tabii. Hadi. Ha, komik bir şey var. Yok. Afiyet olsun. Ne sırıtıyorsunuz ama? Hiç. Annemin kampanyasına destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Rica ederim. Anne iş yaptı. Var mı başka bir şey? Çıkabilirsin. Tabii. Neyse, kovma keyfini cana bırakayım ben en iyisi. Gelin. Senin ne işin var burada, ha? Kim davet etti ki seni? Emre, beni daha fazla gelmeden hemen git buradan. Harbi Bey davet etti. İstersen sonra çıkmasın, ha? Senyor Can, Emre Bey'i ben davet ettim. Lütfen, lütfen sakin olun. Sonuçta şirketi ben ikinizden devraldım. O yüzden en az sizin kadar onun da burada olmaya hakkı var diye düşünüyorum. Sanem, bu nasıl bir güzellik? Elbise benim hayal ettiğimden de güzel olmuş. Hediyemi kabul edip giyip gelmen çok mutlu etti beni. Thank you.
Pardon. Lütfen gelir misin? Gel. Dikkat, dikkat. Bir dikkat, bakın bir. Bugün güzel Sanem'in doğum günü. Ve ben bu güzel partiyi onun için hazırlattım. Pardon, pardon. Sanem. Dilek tut. Hadi. Sanem, bu ilk dansı benimle eder misin? Bana hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin Sanem. Tamam mı? Fabri'yle sevgili mi olursun, onunla iş mi yaparsın, aldığı elbiseyi giyip partisine mi gelirsin? Hiçbir şey umurumda değil. Can. Bu partiyi sen düzenledin sandım. Bu elbiseyi de sen gönderdin diye giydim ben. Yeter Sanem. Ben artık daha fazla dinleyemeyeceğim seni, tamam mı? Bitti. Sen artık benim için Sanem değil, şirkette çalışan herhangi birisin. Öbürüsün. Bundan sonra yüzümü görmeyeceksin. İşten de ayrılıyorum. Hayatından sonsuza kadar çıkıyorum artık.